biberiyeli bademli tavuk, 8 parça dövülmüş tavuk göğsü, yarım demet taze soğan, 1,5 su bardağı çiğ badem, 4 dal biberiye, 1 çay bardağı galeta unu, 1 su bardağı un, 3 yumurta, tuz, karabiber. Bademli biberiyeli tavuğum için ya şu taze soğanını bulandan Allah razı olsun. Her şeye çok yakışıyor. Özellikle böyle et yemeklerine çok yakışıyor. Şöyle bir taze soğana ihtiyacım var. Çok küçük kıymak istiyorum. Çünkü bu tavuğumun etrafında harç olacak. Birazdan böyle bademlerle, biberiyelerle karışacak. Soteleyeceğim. Birazcık tavamı ısıtayım şimdiden. Tavam coz yapmazsa hiç mutlu olmuyorum. Şöyle. Tekirdağ'dan Şebnemcim diyeceğim, aşkım diyeceğim. Belli ki gönlü çok güzel bir hanımefendi Şebnem İlhan. Bir haber okudum. İnanılmaz etkilendim. Gerçekten biz yüreği çok güzel insanlarız. Her zaman söylüyorum, Türk milleti olarak çok vicdanlıyız. Bazen aksi videolar, fotoğraflar görüyorum. İnanamıyorum hayvanlara böyle kötü davranan çocuklar görüyorum. Boğazlarına ipler dolayan, batan tasmalar takan, onlara işkence yapan bir çocuk kalbi diyorum. Nasıl bu kadar kötü olabilir? Aklım almıyor. Ne yaşadı da bu çocuk bu kadar kötü oldu diyorum. Bunun yanında da çok da güzel insanlar var. Bir tanesi de Şebnemcim Tekirdağ'da. Komşuları da rahatsız etmemek için evi üst katta kedilere merdiven yapmış. Merdivene de çiçekler takmış. Helal olsun Şebnem Hanım'a, buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ben de hemen iletişim kurdum. İznini aldım bu haberi söylerken size. O yüzden de buradan Şebnemciğime ben de kocaman bir paket mama gönderiyorum. Biraz olsun katkıda bulunacağımı düşünüyorum. Belli ki o da kendi halinde geçinen bir insan. Dolayısıyla da günün fotoğrafı Şebnemciğimin bu güzel hayvanlara yaptığı jest olacak. Evine çıkabilsinler, sokakta kalmasınlar, üşümesinler de yaptığı güzel merdiven ve onu çiçeklerle süslemesi. Şimdi altını kısayım. Çok güzel bir karışım göstereceğim size. Bayağı kıstım altını. Burada da badem. Şöyle. 1,5 bardak kadar badem. Biberiyeyi nasıl tanımlayacağımı şey ettiremedim şu anda. Şöyle bir 3-4 dalda biberiye. Biberiyenin aroması bu tavuğa şu an çok yakışacak. Aynı şekilde soğan da var. Koklamak Celal. Çok güzel ya. Çok güzel kokuyor. Şunu anca yaparsanız anlayacaksınız. İnanılmaz bir koku. Dolayısıyla kendimize de böyle etrafını saracak doğal bir galeta elde etmiş olacağız. Birazdan şu galeta unumu da katacağım. Çok öldürmeyeyim. Katıyorum. Evde kendiniz kuruttuğunuz daha iri olan ekmek içi de olabilir. O da çok yakışıyor. Böyle birazcık daha pütürlü oluyor ya. Onu da çok seviyorum. Tuz atacağız. Zaten şu anda hiçbir şey söylemeye gerek yok. Kokusu, aroması inanılmaz güzel bir galeta unu elde etmiş oldum. Tuz. Başka bir şey koymayacağım. Hafif kokusu çıkacak. Evet, bütün malzemelerim hazır. Birazcık fanını kapatalım. Bunu çırpalım. Tavuklarımı alalım. Bitti. Gayet kolay. Hiç gözünüz korkmasın. Şu harcı yapmanız olmazsa olmaz. Yaptığınızda göreceksiniz zaten nasıl bir tarif olduğunu. Bir çırpalım.
tavuklarımız şöyle şöyle kare gibi olacak şekilde ister kasabınıza kestirin, isterseniz kendiniz kesin. Bu önümde gördüğünüz tavuklar böyle vapurlarda öyle satışlar yaparlar diye herhalde izin vermiyorlar artık. Bayağı oyunculuk yapan satışçılar var ya, böyle bayağı dinliyorsun adamı. Bu elimde gördüğünüz tavuk işte şuradan geldi, buradan geldi diye satın bile alabilirsiniz. O kadar güzel satıyorlar. Önce un, şöyle her yerine. Önce unlayayım, hepsini tek tek yapayım, böyle uyanıklık yapayım, ellerim böyle panelenmesin. Aha, olur mu, unuttum şey. Tamam, onlar öyle olsun. Karabiber ve tuzlayacağız önce. Unuttum. Karabiber tuzu herhangi birine de atabilirsiniz ama tavuğun üstüne direkt yapışırsa, denedim ben, çok daha şey oluyor. Güzel lezzet oluyor. Önce yumurta, sonra buraya. Bu tarifi lütfen benim için üşenmeyin, deneyin. Zaten çok yapımı kolay. Bakın görün çocuklar falan nasıl bayıla bayıla yiyor. Fast food havası da veriyor insana. Ama o kadar da zararlı değil. Yağ yok içinde mesela. Bu harcı kesinlikle atmayın. Buzdolabına koyun poşete. İstediğiniz şeyi paneleyin. Hiçbir şey olmaz. Ellerimi yıkıyorum. Fırına atıyorum. 180 derece yapacağım. İyice kızarmasını istiyorum. Baktım ki pişti ama kızarmadı. Fişekleriz. O zaman 200'e çıkarırız. Çok da güzel olur. Böyle nar gibi kızaracak. Tahminimce 25 dakikada falan olacağını düşünüyorum. Mutfağa topluyorum. Güzel tavuğumu bir daha izleyin. Ben de artık mayalandım.